Faruk'cuğum, hoş geldin. Altın arasında olmak güzel bir şey. Aman da aman. Evet, burası Kadınlar Kulübü. 5 hanım, bir tane erkeğimiz var. 5 evet. Hanım tabii ya. Tabii. Peki Faruk'cuğum, şimdi zayıflıyoruz diyoruz. Bahar da geliyor, yaz da geliyor. Fakat şimdi şöyle de bir şey var. Mezuniyet dönemi başlıyor. Kızlar hep kilo vermek istiyor falan filan. Ama bir de sınavlar var şimdi. Bu sınavlarda yani o dönemde diyet yapmalı mı? Yoksa sınavda başarılı olmak ve dikkat dağınıklığını toplamak için neler yapmak gerekiyor? Evet, aslında bugün konumuzu bir zayıflamadan biraz daha bu tarafa almak istiyoruz ama bunun yanında öğrenci zayıflamasını da konuşabiliriz. Tabii. Öğrenci zayıflamasıyla yetişkin zayıflaması değişiyor mu doktorcuğum? Tabii. Tabii. Şimdi diyorlar ki efendim okula gidiyor, nasıl yapacak? İşte çocuktur, nasıl yapabilir? Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin anneler, babalar, ebeveynler daha doğrusu. Çocuklarınız derse girdiği zaman sıcak suyunu içer. Teneffüse çıkacağı zaman, teneffüse çıkacağı zaman sıcak suyunu içer. Teneffüste katı gıdasını yer. Derse girdiği zaman da bir yudum soda limonunu içer. Hiç demokrasilerde ve Faruk Öncel'de çare tükenmez. Ancak uygulama yapmak çok kolay. Hatta orada uygulama yapmak daha kolay. Neden? Çünkü çocuklarımız teneffüse çıktığı zaman bir şey yemiyorlar. Aparatif böyle basit şeyler, işte bisküviler, krakerler, bilmem kolalar, fantalar, bilmem neyse isim şey yapmak istemiyorum böyle. Asitli içecekler veyahut da içinde besleyici özelliği çok fazla olmayan, vitamini çok fazla olmayan bazı şeylerle besleniyorlar ki biz onları katkılı boya maddeleri ve katkılı karbondioksit gazından dolayı biz aslında önermiyoruz. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmelerini öneriyoruz. Tabii. Önce bu. İkincisi sınav dönemi geliyor. Sınav döneminde dedik ya, daha önceki verdiğimiz bilgilerde ve kendi internet sayfamızda da açıklamışız. Diyoruz ki insan vücudunun bütün organlarının kulakta birer noktası var. Biz bu noktaları teker teker tarıyoruz. Ve vücudumuzun ruhsal ve bedensel olarak ne tür rahatsızlıklar var? Önce bunu tespit etmeliyiz. Evet, tabii. Zayıflamak isteyen insanın da veyahut da herhangi bir rahatsızlıktan dolayı iyileşmek isteyen insanın buna hakkı var. Çünkü önce teşhis, evet, sonra da tedavi yapmamız gerekiyor. Olmazsa olmaz budur. Bu şekilde bakmak lazım. Yoksa işte sinamikiyi övüt, ishal etsin, ondan sonra rezeneyi övüt, çişe çıkarsın. Çocuk ondan sonra bol bol zayıfladım, evet, zayıfladım zannıyla bu haplarla insanları kandırmaca bizde olmadı olmayacak. Yapanların da maskesini düşürüyoruz, indiriyoruz. Metabolizma ile alakası var mı? Mahvediyorlar o haplar maplar, hepsi fasarya. Bunların aslında Türkiye'de yasaklanması lazım. Evet, bu tür yani şeylerin hani bir haptan kontrol altına alınması lazım. Evet. Doktor Bey, şeyde eskiden çocukluğumuzda bizim öğrencilerin çok zayıftı. Şimdikiler çok obez. Yalnız. Evet. Evet. Çünkü aile yükleniyor çocuğun üstüne. Öğretmen veyahut da sistem yükleniyor çocuğun sırtına. Ya çok özür dilerim. Bu arada hemen strese giriyorlar. Şunu söylemem gerekiyor. Şimdi tabii herhangi bir yetkilileri olmadığı için yani hani ilaçlarla ilgili söylediğimiz sözlerin karşılığında onların da cevap verme hakkı her doğru, zaman tabii var. Bu konuyla ilgili cevap vermek isteyenler olursa telefonumuz açıktır. Yani onların da böyle bir hakkı olduğu için onu hatırlatmak istedim. Aynı zamanda evet, ilaç zanlıyla beslenme katkıları bilmem neleri adı altında ülkemize sokulan veyahut da ülkemizde üretilen bazı ne iyiliği belli olmayan, bakın açık konuşuyorum, ne iyiliği belli olmayan. Hatta birine beni de alet etmek istediler, teklifte bulundular. Asla böyle bir şeye girmedim, girmeyeceğim de. Hiçbir zaman doğru olan bir sistemi anlatmaktan kendimi alıkoyup ticari olarak insanlara ve insan sağlığını ticari meta haline getirmeyeceğim. Getirenlerin karşısında duracağım. Evet, ama tabii onların da cevap hakkı her zaman geçerlidir. Yani olsun. Bu konuda da bizi arayabilirler. Tabii. Şunu söylemek istiyorum. Özellikle sınav dönemi yaklaştı. Sınav dönemlerinde insan kulağında öyle iki nokta var ki, özellikle insanların dikkatini toparlaması.
Evet. Bizim ve, toparlasana Faruk. Evet. Dikkat dağınıklığını toparlama ve buna biz alaka kurma diyoruz. Aynı zamanda korelasyon ve konsantrasyon. Yani konsantre olma, dikkatini toparlayıp bir de alaka kurma, korelasyon, birbiriyle benzerlik oluşturup o benzerlikten dolayı bilginin orijinine gitme, çağrışım yapma. Hani duman, gemi, yüzen, gerçek gemi değil mi? Gibi duman bilgisi bizi nasıl gemi geldiğine yönlendiriyorsa, işte korelasyon da budur. Biz onu hatırlayıp alaka kurarak o bilgiye ulaşırız. Yani bundan dolayı sınavda bildiklerini unutmamak da geçerli oluyor herhalde evet, değil mi? Bizim bu yaptığımız sistemde. Bir uygulamayla bu başarı oranı yükseliyor. Ne oluyor? Kişi dershanelere gidiyor. O kadar zaman, o kadar bilgi donanıyor, doluyor, dağarcık dolu. Fakat o sınav heyecanıyla, coşkuyla, yorgunlukla bir anda bütün bilgiler elekten geçiriliyor. Mümkün olmuyor. Tabii. Mümkün olmuyor. İşte bunun hatırlanabilmesi, bunun flu yerlerden eleğin deliklerini genişletmek için. Yani o bilgi dağarcığını açmak, fluluğu netleştirmek için kulakta birkaç nokta var. O noktaları uyardığımız zaman kişinin konsantrasyon ve dikkat noktası ve alaka kurma noktası uyarıldığı zaman bu güçleniyor ve böylece kişi sorulan sorunun cevabını daha kolay hatırlıyor, zaman kazanıyor ve net bilgiyi işaretlemiş oluyor. Ondan dolayı üniversite sınavlarında da okul sınavlarında da çocuklarımızın daha zinde bir zihin yapısına kavuşması için bizim yaptığımız uygulamalardan yararlanabilirler. Bu konuda çok önemli bir duyuru yapmış oluyoruz. Evet, gerçekten önemli bir şey. Bu aslında hani sırf öğrenciler için de bizim de bazen dikkatimizi dağıldığı noktaları oluyor. Hemen Faruk şuraya şundan bir taka versene diye. Özellikle evet, zaten hastalarıma ben onları bonus dikkatim olarak. Dikkatim dağıldı, bir toplar mısın? Eşantiyon olarak veriyorum zaten onları. İşte diyorlar, aa niye böyle bu kadar çok fazla takmış? Doktor Öncel yönteminin bir farklılığı yani. Efendim siz bana geldiğiniz zaman sizin sadece zayıflamanız için 3 noktaya rap diye takmıyorum. 3 noktaya değil, vücudunuzla alakalı düzensizlikleri bir kartınıza çıkarıyorum. Buna göre vücudunuzu yeniden tedavi ediyorum. Yeniden rektefiye bakımı almış gibi nerelerde düzensizlikler varsa onları bir bütün düzenlemeye geçiyor yani. Alıyorum. Evet, telefonumuz var, ona bakalım. Alo. Alo. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim Sinan Hanım. Teşekkürler. Arife görecektim. İsminizi alabilir miyim? Arife Takır. Efendim? Arife Takır. Arife Hanım. Hoş geldiniz. Efendim? Nasıl hoş keyfiniz? Bulduk. İyi midir? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz gördüğünüz gibi. İyi görüyorsanız vallahi iyiyiz. Valla Faruk Bey'e ulaşmak istiyordum. Çok şükür bugün ulaştım. Ay ne güzel. Hadi ben bakalım. Ben kalsiyum hastasıyım. Efendim? Ben kalsiyum hastasıyım. Kalsiyum üretmiyorum. Kalsiyum, vücut kalsiyum eksikliği varmış. O yüzden kilo alıyoruz. Biz 10 senedir yansımı yatıyoruz. Vücudu kalsiyum yapıyorum ben. Televizyonunuzun sesi çok mu açık? Yok. Arif tamamen kıstım. Şimdi daha iyi geliyor sanki değil mi? Bir daha tekrarlar mısınız? Ben kalsiyum üretemiyorum Sibel Hanım. Hiç kalsiyum vücutta üretemem. Hep dışarıdan alıyorum. Kalsiyum üretemiyormuş. Evet. Evet. Tiroid bezleri çalışmıyor yani. Oradan farkındayım. Yeterli derecede çalışmıyormuş. Diğerleri. Evet. Evet. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Faruk Bey'e ulaşmak istiyorum. Evet Faruk Bey burada. Siz bir konuşun. Daha sonra kendisiyle bağlantı kurmak istiyorsanız zaten rejide telefon numarası var. Alabilirsiniz. Evet. Bağlantı kurabilirsiniz. Efendim keşke Rütük. İstiyordum saatte denk geldi sandı Allah'tan. Keşke Rütük doktorlara ulaşabilmeniz için bizim telefonlarımızı serbest hale getirse de diğer bazı zararlı... Danışma hattını zaten yazıyor şu anda. Arife Hanım, siz onu bir kaydediverin. Oradan ulaşacaksınız Faruk Bey'e. Evet, bakın bizim telefonlarımızı burada bazı programlarda yayınlayamıyorlar. Biz size, siz bize ulaşamıyorsunuz.
Bunun için tabii ki bu konuda TÜK'ten benim de ayrıca istirhamım. Faydalı bilgilere ulaşılabilmesi için kolaylık sağlanmasını istirham ediyorum. Evet, ama danışma hattının numaralarını biz orada evet, veriyoruz. Bizden her zaman danışabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Hı-hı. Her türlü sağlıkla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Sabah 7.30'dan akşam 7'ye kadar halkımızın hizmetindeyiz. Evet. Ancak şu çok önemli. Vücutta bulunan mineral eksikliğini illa da sulardan veya gıdalardan aldığımız gibi mineral water dediğimiz dışarıdan kaynaktan çıkan sodalardan mutlaka replasman dediğimiz yerine koyma yapabiliriz. Afife Hanım'ın alması gereken mi? Kalsiyum evet. Eksikliğinde mi? Kalsiyum eksikliğinde soda ağırlıklı beslenmemizi ama sodanın gazını mutlaka çıkarmamızı. Evet. Çünkü gazlı içeceklerde karbonhidrat... Ben doktor beye sorum vardı. Ben
kilo problemim var benim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Benim iştahımı keser mi akupunktur yaptırsam? Güzel soru. İştah kesmek için ne yapmak lazım? Evet. Önce Faruk Bey dikkatle dinliyorsunuz Özlem Hanım. Sonra da bağlantı kurabilirsiniz. İştahımı geçmiş olsun sevgili kadın. Bir şey istiyorum daha doğrusu. Ne? İştahımı kesmesini istiyorum. Keser. İştahımı kesin İşi diyorum. Zaten. Abi bu işi en kolaya bak. Bu konuda iddiası olan hemen hemen yani benden daha iddialı olan var mı? Evet, Hodri meydan diyoruz her yani vesileyle. Hodri meydan diyoruz. İştahı bizim kadar kesebilen her türlü şişmanı zayıflatamadığımız şişman yoktur diyen evet. Tek kişiyiz. Başka var mı başkası? Evet, bu konuda açık söylüyoruz bunu. İddialı Faruk Bey. Hemen zayıflama sırasında iştah çok önemlidir. Biz iştahı kestiğimiz halde 12 defa en az olmak üzere her saat besliyoruz. Tiroidin peki bu etkisi var mı doktor? Hemen onu da söyleyeceğim. 70 çeşit gıdayla bir de kibrit kutusu, yarım salatalık, bilmem 2 tane kiraz yok bizde. Böyle bir şey yok. 70 çeşit gıdayla besliyoruz ve her çeşit hangisini istiyorsunuz siz seçeceksiniz. Hangisini tercih ediyorsunuz, kombine yapmak istiyorsunuz siz tercih edeceksiniz. Süper. Asla biz size baskı yok. Psikolojinizi bozmaya hiç kimsenin hakkı yok. Siz de müsaade etmeyin. Bakın. Neymiş? Evet. Özlem Hanımcığım, siz Faruk Bey'in söylediklerini dinliyorsunuz. Hatta bir bağlantı kuruyorsunuz. Daha doğru en ve doğrusu, daha evet. kesin çözüme evet. gidiyorsunuz. Şimdi telefonda şunu yap, bunu yap diye sizin bünyenize göre hareket edecektir Faruk Bey de. Bu arada türküden de bir türkü dinleyelim Faruk'cum. Bir şey yapabilir miyim? Çok affına sığınarak. Estağfurullah. Çok estağfurullah. İştah kesmenin tıbbi yerini açıklayabilir miyim? Evet. İnsan vücudunda gerilimle provoke olan hidroklorik asit, yani mide öz suyu fazlalığı asidi arttırır. Hatırlayın, gergin olduğunuz zaman daha çok acıkırsınız. Hı hı. Doğru mu? Doğru. Doğru mu? Doğru. Herkes, siz de doğru diyorsunuz. İşte o sırada midenizden çıkan o öz su size yemek gönder der ve siz de elinize ne geçerse onu atıştırmak istersiniz. Ama en önemli evet. öğün kahvaltı değil mi? Evet. Onu da söyleyeceğiz. Ben de i̇şte türkü söyleyeceğim. İştahınızı kesip hidroklorik asit salgısını regüle ettiğimiz için, bunda evet. başarılı Ay, olduğumuz için acıkmıyorsunuz. Acıkmıyoruz. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Bunu da dikkate alıyorum. Çok teşekkürler. Evet, gerçekten hesabına. Fukaraya umut olan yer düvere şanını
Çalışmadan ve yorulmadan spor yapmak artık Ares'te çok kolay. Yağ yakımı, dolaşım düzenleme, mutluluk hormonu salgılama, fitness etkisi hepsi bir arada yapılıyor Ares'te. Reis yöresel lezzet taneleriyle obezite ve fast food'a hayır, bizim geleneksel mutfağımızın harika yemeklerini Reis'te tatlandırıyoruz. Evet, altın kılıç kefir. Her gün bir altın kılıç kefir içiyoruz. Daha sağlıklı, daha dirençli bünyeye sahip oluyoruz. Ayda ayakkabıları. Kadın erkek çocukta daha rahat, daha şık, kaliteli ve uygun rakamlarla, adımlarla Aydi diyoruz. Evet, Sensino kadınların bakımı her şeyden önemli. Saç ve vücut bakımlarınızda Sensino kullanıyorsunuz. Life Gym. İhtiyacınız olan enerji ve esnekliği kazanmak için siz de Life Gym'in renkli dünyasına katılın. Yüzme havuzundan fitness'a, squash'tan basketbola, tenisten spa merkezine kadar hayata keyif katan seçeneklerle tanışın. Siz de Life Gym'in enerjisine katılın. Kavaklı Dere Sirke, yeni Kavaklı Dere markasının 1946'dan beri var olduğu ballı elma sirkesini bayanların formda kalmasını sağlar ve zayıflamaya yardımcı olur. Ballı elma sirkesinde kullandıkları bal sağlıklı doğal çiçek balıdır. Tomurcuk Bebe, annelerimize, anne adaylarımıza ve bebeklerimize kaliteli, aynı zamanda sağlıklı ürünler sunmaktadır. Siz de Tomurcuk Bebe ile çocuğunuza sağlıklı bir hayat sunun. Bir alem, bir alem, bu alem.